Biz kendi gündemimize dalmışken ülkemizde yaşananları derleyip toparlamışken peki ya dünyada neler oluyor sevgili gün uyanıyor takipçileri ister misiniz şöyle bir dünya turuna çıkalım fakat şimdiden de uyarmış olalım sizlere yine dünyada yaşanan olaylar da içimizi açmayacak. Savaş adımları atılıyor. Yaşlı dünyada elbette kaldıramıyor bu tartışmaları. Dünyamız hastayken bir savaş sinyalleri daha geldi. İsrail, Lübnan sınırı kaynıyor. İşgalcilerin Hizbullah'ın üst düzey komutanını öldürmesinin ardından tansiyon bir kez daha zirve yaptı. Hizbullah misillemede bulundu. İsrail'e 100 roket ateşledi. İsrail de buna karşılık verdi. Gece boyu Hizbullah'a ait hedefleri vurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'sa Netanyahu'ya resmi bir açıklama yaptı ve res çekti. İran'a büyük bir saldırı düzenlerseniz ben yokum dedi. Üst düzey komutanı öldürdü. Roket yağmuruna tutuldu. Bölgesel savaş kapıda. Orta Doğu'da tansiyon zirvede. Lübnan sınırı yeniden hareketlendi. İsrail ordusu sahil kenti Sur'da bir aracı hava saldırısı düzenledi. Saldırıda Hizbullah'ın en üst düzey komutanlarından Muhammed Nimah Nasır öldürüldü. Nasır'ın ölümü sonrası Hizbullah misillemede bulundu. İsrail tarafına 100 roket fırlatıldı. Kiryat, Şimona ve Golan Tepeleri bölgelerinde sirenler çaldı. İsrail de karşılık verdi. Güney Lübnan'da Hizbullah'a ait bir bina ile altyapı tesislerini vurdu. Saldırılar gece boyu sürdü. Batı medyası endişeli. Hizbullah ve İsrail arasındaki son çatışmaların topyekün bir savaşı tetikleyebileceği görüşündeler. İran Nisan ayında İsrail'e füze ve insansız hava araçlarıyla saldırmıştı. Amerikan New York Times gazetesi konuya ilişkin bir haber yayınladı. Habere göre Amerika Başkanı Joe Biden, Tahran'ın saldırısı sonrası misilleme hazırlığı yapan Netanyahu'ya resti çekti. Biden, Gazze kasabına İran'a büyük saldırı düzenlerseniz kendi başınıza kalırsınız dedi.